Sevgili Özayar Bey, bugün o meşhum hadisenin 49. yıl dönümü. Malum TCK Kocatepe'nin şehit oluşunun 49. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu meyanda yıllardan beri Sayın Emin Çöreş'in çeşitli medya kuruluşlarında, gazetelerde yazdığı, söylediği şeyler var. Bu yazılan ve söylenenler bizim bilgilerimize zıt. Bunlar hep tek taraflı ve her sene tekrar eden çok kereler Deniz Kuvvetleri mensupları ve diğer bazı şahıslar tarafından ikaz edilmesine rağmen birçok yazı gönderilmiş olmasına rağmen kendisine belge dahil bunlara hiç değinmeden aynı şeyleri her yıl tekrar ediyor. Ben bunun sebebini anlayamıyorum ve bu konunun hayatta olan gerçekten en iyi bileni belki de sizsiniz. Size bir danışmak istedim. Acaba bunu neden yapıyorlar? Lütfen bu konuda fikirlerinizi alabilirsem çok sevineceğim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Ünal Bey. Aslında tabii son cümlenizdeki ifadede onu ben de anlayamıyorum. Neden böyle yazılıyor? Çünkü aşağı yukarı 40 yıl önce yapılan bir röportajın daha sıcakken anlatılan konuların tabii ki doğruluğu tartışılır. Çünkü yıllar sonra bunların birçoğunun yanlış ifadeler olduğu, yanlış yorumlar olduğu ortaya çıktı. Nitekim 2019 yılına kadar devamlı olarak bu gazetede bu tür yazı hep repete edilip yazıldı. Hatta bugünkü yazısında da daha doğrusu dünkü yazısında da Kocatepe'deki şehit olanların sayısını 54 olarak düzeltti. O da bir evvelki gün devamlı telefon ve ikazlarla yapılan uyarıların sonunda olduğunu kanaat ediyorum. O zaman madem ki bu sayıyı değiştiriyorsunuz, o zaman bu insanların seslerine niye kulak vermiyorsunuz? Bunu gerçekten ben de anlamış değilim. Aslında Adatepe 2. Komutanı'nın ve pilot yarbayın ifadelerinde tabii ki çok tutarsızlıklar var. Şöyle ki, öncelikle yıllardan beri bu konuda maalesef Hava Kuvvetleri sanki söz birliğine varmış gibi devamlı olarak hatanın Deniz Kuvvetleri'nde olduğunu ve klasik üç cümleyle yanıtlayarak ifade etmeye çalıştılar. Bunlar, biz size sorduk geminiz var mı? Hayır dediniz. İki, bir enlem verildi, bunun altına indiniz. Üç, yasak sahadaydınız. Şimdi aslında bu üç tane konu hem basit hem zor. Neden diyeceksiniz? Zaten ayın 19'unda Seyir Hidrografi Dairesi Başkanlığı'nın notamlarıyla ve hükümetin de bilgisi dahilinde çok uzun bir saha notamlandı ve yasak bölge ilan edildi. Yani bu yasak bölge Kıbrıs'ın batısından, kuzeyinden, güneyinden, doğusuna kadar ve aşağı yukarı 40-50 millik bir sahayı kaplayan geniş bir alan. Sadece de İngiliz üslerine giriş yapmak için iki koridor bırakılmıştı. Dolayısıyla yasak saha içerisinde ilan eden devletin savaş gemileri o yasak saha içerisinde harekat yapabilir. Yasak sahanın asıl amacı taraf olan ülkelerin veyahut da üçüncü ülkelerin bu sahaya girmesinin engellenmesidir. Bir kere burada bir yanlışlık var. İkincisi bir enlem verildi. Takdir edersiniz ki üç gemi bir komodor altında BAF'a doğru seyrediyor. Eğer Deniz Kuvvetleri ile devamlı olarak mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz. Deniz Kuvvetleri bize her türlü emri veriyor. Bu kadar detaylı emirler, basit emirler bile vermesine bazıları öyle. O zaman bir hat verilmişse, bir elden verilmişse bunu bize niye bildirmez? Bir imkan var mı? Yok. Mutlaka bildirmesi gerekti. Hadi ben savaş harekat subayı olarak atladım. Komutan var, harekat subayı var, diğer üç gemi var, komodor var. Yani bu da olanaksız. Üstelik ben bugüne kadar yaptığım çalışmalarda ki 2019'da hem Kıbrıs'a gittik hem de kitap çalışmasını yaptım. 5 yıl sürdü.
O kadar tanık, o kadar belge araştırdım. Her türlü mesaja ulaştım ama bu hat meselesine, enlem meselesine bir türlü ulaşamadım. Acaba kendi aralarında böyle bir şey yaptılar da bize mi bildirmediler? Onu bilmiyorum. Hava kuvvetleriyle çünkü bu konuda görüşmek bir hayli zor. Diğeri ise biz size sorduk, orada geminiz yoktu dediniz. Şöyle varsayalım, velev ki Adana Harekat Merkezi'ndeki deniz unsurları da görev yapan kişiler gemimiz orada yok desin. Ancak saat 14 küsür civarında, şu anda mesaj elimde olmadığı için tam saatini söylemiyorum. Hava Kuvvetleri'nin birinci taktik, ikinci taktik deniz kuvvetlerine, kara kuvvetlerine ve genel kurmaya yolladığı bir çok önemli mesaj var. Bu mesajla uçakların taarruza kalkmasıyla ilgili hazırlıkların yapılmasını, taarruz sırasını ve onun üzerine de bölgedeki Türk gemilerinin mevkilerini birinci ve ikinci taktik hava kuvvetlerine bildiriyor. Aynen şöyle, bu sözde diyorum konvoyun 20-30 mil kuzeyinde Türk gemileri var. Güney-kuzey istikametinde seyrediyorlar. Üzerinde tanıtma paroları var. Türk bayrakları çekili. Açık ve seçik olarak mesaj çekilmiş hava kuvvetlerinden. Efendim özür dilerim. Burada bir sorum var. Hayır. Efendim şimdi bir konvoydan bahsediliyor sürekli. Diyelim ki böyle bir konvoy var ve sizin bulunduğunuz mevkiden 25, 30, 40 mil neyse daha güneyinizde. Evet. Peki bu konvoya müdahale etmek amacıyla size verilen bir emir var mı? Siz oradasınız. Şöyle, emir şöyle aslında. İlk başta bu emir deniz kuvvetlerine veriliyor. Yani BAF bölgesine intikal ediniz, yaklaşan konvoyu imha ediniz. Önce durdurunuz, durmaz ise imha ediniz. Fakat mevki mesafe hesaplandığında Ankara'dan verilen istenilen saat ve zamanda buraya ulaşma olasılığımız yok. Onun üzerine kitabımda da yazdım, şimdi anlatmama gerek yok. Bir takım naoş hadiseler oluyor karargâhta ve sonuçta işi havacılara veriyorlar, hava kuvvetlerine veriyorlar ve diyorlar ki siz önce taarruz edeceksiniz. Bunun üzerine de kanımca deniz kuvvetleri de mağdur olmasın diye siz de taarruzdan sonra kalanları batırırsınız diye ikinci bir emir geliyor ve biz de o emir gereği zaten güneyindik ve deniz kuvvetleri bize de devamlı BAF bölgesine yaklaşmayınız, yaklaşmayınız diye uçakların taarruzu bittiği zaman size bildireceğiz diye emirler veriyor. Şimdi şurada iki önemli bir şey var. Ben bunu başka havacı subaylarla görüşüyorum. İki kuvvet arasında ifade terminolojisinde bir farklılık var. Deniz kuvvetinde bölge dediğiniz zaman, BAF bölgesi, İzmit bölgesi dediğiniz zaman aşağı yukarı bir 10-15 millik bir saha o bölge içindedir. Yani Antalya bölgesi dediğiniz zaman 50-60 millik bir sahayı kapsamaz. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri bu ifadesinde bölgeye girmeniz dediği zaman da biz 20-30 millik bir mesafede bekleyerek harekatımızı buna göre tanzim edeceğiz anlamı çıkıyor. Oysa havacılardaki bölge anlamı biraz daha farklı olduğunu daha sonraki yıllarda öğrendim. Şimdi bu mesajın gereği olarak da en son Arap keşif uçakları son defa uçuş yapıp bir konvoy olmadığını Ankara'ya rapor ediyorlar. Hatta Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Faruk Paşa Hava Kuvvetleri Komutanı'na bizzat böyle bir konvoyun olmadığını, görülmediğini, hücum etmememiz gerektiğini söylemesine rağmen her ne hikmettense hücum emri veriliyor. Hadi verildi. 5 saat 10 dakika süren bir taarruz süreci. Hücum emri verildi, uçaklar geldi ve uçaklar da görüyor ki konvoy yok. Konvoy Zaten kargo gemileri olması gerekmiyor mu? evet doğru. Zaten bütün sıkıntı da o. Ben size şöyle söyleyeyim. Sahada iki tane ticaret gemisi var. Bunları yukarıdan baktığınız zaman özellikle savaş uçaklarından bahsediyorum. Tespit etmelerine olanaksız. Yani savaş gemisi mi, üzerinde asker var mı, cephane var mı vesaire var mı şeklinde. Şimdi soru bir. İki
Hava kuvvetlerine verilen emir şu: konvoyu imha ediniz. İki, sahada bulunan Yunan savaş gemilerini imha ediniz. Yani birinci öncelik konvoy. Şimdi iki tane gemi var, iki ticaret gemisi var. Biri Yugoslav bandıralı, biri İtalyan bandıralı. Peki bu gemilere niye taarruz etmiyorlar? Yani Güzel soru. belki konvoy BAF'a ulaşmış, bunlar da devam ediyorlar. Bunlar da artçılar. Sorulardan bir tane. İkincisi, siz ana konvoyu bırakıyorsunuz, üç tane savaş gemisine taarruz ediyorsunuz. Bir başka neden, biliyorsunuz dört farklı üsten farklı filoları geldi. Pilotlara yapılan söyleşilerde briefing odalarını bize şöyle anlatmışlardı akademide kurmay eğitimi görürken. Bu odalar öyle bir odalardır ki her türlü bilgi vardır. Fotoğraflar, şunlar, bunlar kıymetten sürü. Pilotlar çok iyi burada bilgilendirilir ve ondan sonra harekat başlar. Oysa anılara bakıyoruz ki o kadar eksik bilgiler var ki. Hatta bazı pilotlar soruyor, yahu nereye taarruz edeceğiz diyorlar. Ne bulursanız hücum edin gibi ifadeler var maalesef. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Bunlar hiç kimse de inkar etmesin. Bende kayıtları da var. Şimdi hal böyle olunca ben tabii havada uçan uçak pilotlara pek fazla suç bulmuyorum. Neden? Çünkü sonuçta emri vermişler. Ve pilotların bir kısmı aşağıdakilerin Türk gemisi olduğuna kani geliyorlar. Ve son anda bombalarını, roketlerini atmayarak veya farklı yerlere atarak harekat yapıyorlar. Bir kısmı hiç atmıyorlar. Radardan hücum edilecek hedef istiyorlar. Onlar da BAF'a yöneltiyorlar. BAF limanına bombardımana gidiyorlar. Bir grup ise ne olursa olsun sahtekarlık yapıyorlar. Yunan bunlar gemileri Türk bayrağı çekmiş diye taarruz ediyorlar. Şimdi burada enteresan olan şey hep aynı şey soruluyor. Yani uçakta gemilerinizi sorduk yoktur diye. Bu soru Deniz ve Hava Kuvvetleri arasında geçtiği söyleniyor. Hatıralarda var. Fakat tarih zikredilmiyor. Neden zikredilmiyor? Çünkü sorulan soru, yani Deniz Kuvvetleri'ne sorulan soru, burada sizin Ankara'dan bahsediyorum, geminiz var mı sorusu, aslında 21 Temmuz sabahları veyahut da 20 Temmuz gece akşam. O tarihlerde bizim gemilerimiz Mersin-Girne arasındalar. İkinci konvoyu refakat ediyorlar ve sabah da zaten 10.45'e kadar Girne bölgesinde kara bombardımanı yapıyor. Şimdi tekrar söylüyorum. Deniz kuvvetlerinde her saat başı savaş olsun olmasın her saat başı mevki raporu verir Ankara'ya. Nerede olduğunuz bildirilir. Bu standarttır. Bu kadar saat biz mevki raporumuza Ankara'ya bildiriyoruz da Ankara'da bu mesajlar çöpe mi atılıyor? Da hava Gidecek. kuvvetleri soruyor Gidecek. da hayır burada bizim gemimiz yok deniyor. Mümkünatı yok. Biraz önce sözüme başlarken hava kuvvetleri mesajından başlattım. Bizim yerimizi 3 aşağı 5 yukarı doğru olarak tespit ediyor. Nerede olduğumuzu söylüyor pilotlarına, daha doğrusu taktik hava üslerine. Bütün bunlara rağmen bunun yapılmasını bir hayli anlayamıyorum. Şimdi gelelim gazetedeki yazıya. Tabii burada aslında bazı konulara Deniz Kuvvetleri'nin ön ayak olup bunlara cevap vermesi gerektiği zaman içerisinde. Ama ben kitabı yazdığım tarihe kadar gördüm ki başta Emin Bey olmak üzere herkes üçüncü şahıslardan, dördüncü şahıslardan duyduklarını, sokakta kulağına gelen haberleri sanki çok iyi araştırma yapmış gibi kamuoyuna paylaştılar. Öyle ki işte taarruz esnasında komutan kamerada subaylarından biri çoğuyluğundan tutun. Bombalar patladığı zaman ilk önce denize komutanın atladığına kadar tutun. Yani hem televizyonda hem gazetelerde o kadar çok Deniz Kuvvetleri yıpratıldı ki artık biz yaşayan gaziler ve şehit olan arkadaşlarımızın yani bizim canımız sıkılıyor. Onların da herhalde kemikleri ısıtladı. Sonuçta bunu yazdık. Bugüne kadar hiç kimse bana aksi bir cevap bu kitap hakkında vermedi.
Hep olumlu, olumlu, olumlu geldi. O zaman verilseydi. Verilmedi. Dolayısıyla bunu temcit pilavı gibi her yıl hiçbir değişiklik yapmadan yazmak bir kere gazetecilik anlayışı nasıl mı? Gazeteci araştırmacıdır. Yenilikçidir. Araştırır, bulur. Yeni bir şey varsa onu koyar. Hah bunu da buldum der, onu yazar. Gerekiyorsa özür diler değil mi efendim? Düzeltir, evet düzeltir. Ama siz hala, şimdi rahmetli arkadan konuşmayalım, Zeki Yarbay pilot. Teksim edildi. Kendi arkadaşları tarafından çok abartılı, yanlış ifadeler var. Yalan düzeltiyorum. Yanlış ifadeler var. Bazıları da bilmiyor gibi ifadelerle yanlışlığını söylediler. Yani bütün bunlar olurken niye hala bunlar gidiliyor? Ha, siz kamuoyunu aydınlatmak istiyorsanız bu konuyla ilgili gazetenizde bir köşe yazın. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne olduğunu, neden yapıldığını, bunu her 20 Temmuz'da yeni gelen nesle anlatın. 3 gündür bütün gazeteleri tarıyorum. Daha evvelki yıllarda taradım. Dünyanın gazetesi alıyorum 3 gündür. Hiçbir tanesinde yok. Hiçbir tanesinde doğrusu bir yazı yok. Hep abuk. Hatta bir gazetede Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe tatile çıktı sloganıyla başladı diye yazı var. Kaleme alınmış yazar var. Yazmış yani. Ya Ayşe İnanılır gibi tatile değil. çıkar hadisesi 2. harekatta yapıldı. Şimdi evet. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Ben dahil Avustralya'dan subay arkadaşı, emekli subay arkadaşı dahil. Herkes dünyanın yazısını yazdı. Yıllarca yazdı. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Yani gazete yönetiminde ben anlamış değilim. Ama bu konuda üzülüyoruz yani. Evet. Üzülüyoruz gerçekten. Yanlış. Yanlış. Efendim bu yanlışın düzeltilmesi adına aslında artık bu profesyonel bahriyeli nezaketini bir tarafa bırakıp deniz kuvvetlerinin ön alması gerekmez mi sizce? Yani deniz kuvvetleri komutanı en azından Emin Çölaşan'a bir yazı göndermeli diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani aslında yani ben bu kitabı yazarken de aynı şeyi bekliyordum. Aslında bu kitabı benim değil, bütün belgelere sahip olan Genelkurmay Başkanlığı'nın bu kitabı yazdırması gerekiyordu. Çünkü yeni yetişen subaylara ve tarihçilere ve hatta kamuoyuna bazı gerçekleri doğru anlatmak gerekiyor. Ve bunu da bilen, kaynakları elinde tutan kurumların yapması çok daha mantıklı. Bakın Falkland Savaşı oldu. Ben o zaman Harp Akademisi'nde öğrenciydim. Kurmay eğitimi görüyordum. Savaş bitti. İşte 3-4 ay sonra 3 tane İngiliz subayı geldi akademiye. 8 saat konferans verdiler. 6 saat video izlettiler, savaş videosunu. 4 saat konferans verdiler. Hatalarını söylediler. 21 tane hata yapmışlar. Ve bunu açık açık söylediler. Neden söylediler? NATO ülkesi olduğumuz aynı hataları kimse yapmasın şeklinde ifade verdiler. Hatalar savaşlarda olabilir. Ama ders alınması önemlidir. Hep bunları bir söylüyoruz da ama bir türlü olmuyor. Dolayısıyla bu ne bana düşerdi, ne bir başkasına düşerdi, ne de ne olduğunu belli olmayan bir takım bilgileri alan, bunu sayfalarında, TV ekranlarında sunan sunucu veya gazetecilere düşerdi. Eğer bu doğru bilinseydi zaten bu yazılar yazılmazdı. Daha mantıklı yazılar yazılırdı. Daha gerçekçi yazılar yazılırdı. Evet efendim, sağ olun, var olun. Aslında tabii ki Kocatepe'de ve Kıbrıs'ta verdiğimiz tüm şehitlere saygılarımızla ve hayattaki gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dileyerek bu konudaki açıklamalarınız için ve özellikle yazdığınız o çok detaylı, çok güzel kitabınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İkinci kitabın da hazırlanma aşamasında olduğunu az önce sizden öğrendim. Devamını diliyorum. Tabii merakla bekleyeceğim kitabın hazır olmasını. Elimden gelen herhangi bir şey olursa da her zaman emrinizdeyim. Bu meyanda tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere diyorum efendim. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.